Herkese günaydın arkadaşlar. Karga neyini yapmadan? Hayır, karga bokunu yemeden mi? Sabah erken uyanınca ne denilirdi? Öyle bir denilmez mi anne, daha karga bokunu yemeden uyandık diye? Yani hafta içi kendimi erken uyanmaya alıştırmadım. Çocukların hepsi 7'de uyandı. Hatta daha erken. Ne 7'si? Saat 6 diye bunu. Evet yani. Evet. Evet uyandı. Yatağı bir aldım. Kusura bakmayın, direkimden aşağı. Çok erken uyandı da sebebini çözemedik niye diye. Bir de ağladı. Ağladı sabah. Alarm çaldın sabah. Sen ağlarınla uyandı. Derin uyuyordu. Bunlar uyandı. Evet. Bugün işimiz uzun. Bir kahve yapalım öncelikle güne başlamak için. Ondan sonra güne başlayalım. Bugün bir cumartesi günü ve klasik cumartesi günü. Pankek yapacağım çocuklara. Şöyle muzum, yulaf sütüm, yulaf, kabartma tozu, vanilla ve yumurta gerekiyor bunun için. Ondan sonra da üstüne süs için meyve, biraz keten tohumu, chia tohumu, bal falan ekliyorum. Ondan sonrasını zaten gösteririm size. Şimdi şöyle bunu yapmak için de bir tane Nutribullet'im var. Bunu gerçekten çok seviyorum. 2018'de almıştık biz. Ariye doğum yapmadan önce almıştık sanırım ve o zamandan bu yana her şey için kullanıyorum. Bazen smoothie yapmak için, bazen meyve suları veya sebze suları da yapmak için kullanıyorum. Şimdi hemencecik başlayalım. Alıştığım için böyle hani ölçüyle değil de göz kararınca yapmayı seviyorum. İlk önce ben katı olan muzu ekleyeceğim. Çünkü muzlar da bayağı büyük olduğu için iki tane yapacağım. Normalde hep 3-3 gidiyor malzemelerim ama bunlar bayağı bir büyük. Meyve sepetinde muz olduğu için bunları da dolaba koymuştum. Daha yeşildi çünkü. Ama böyle tazecik. Muzun çıkmaya niyeti yok. Şöyle düşündüm de 3 tane yapacağım ya. Muzlar dıştan büyük görünüyor ama içinde bir şey yok. Bayağı dışı kalınmış muzun. Şöyle 3 tane de yumurta ekleyeceğim. Bir tane muz koyuyorsam bir tane yumurta. 2 tane muz, 2 yumurta, 3 yumurta, 3 muz. Kahvemi aldım. Tavamı da kızartıyorum. Orta ateşe aldım. Çünkü yüksek ateş olunca direkt yakıyor. Ben pankek yapmayı çok seviyorum. Böyle comforting oluyor. Soothing hani. Deşarj olursunuz ya bir şeyle. Bu öyle bir şey. Pankek yapımı. Ben çok seviyorum. No way. Çocuklar da zaten çok sevdiği için yapmayı seviyorum yani. Her şey içinde var çünkü. Bütün vitamin.
Başlayalım. Bugün bayağı yoğunuz arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Bayağı yoğunuz. Derin'in sınıf arkadaşının doğum günü var. Annemle Derin'i oraya bırakacağım. Ondan sonra ben ve çocuklar, Arya ve Devran geri eve geleceğiz. Akşam da misafirim var. Ev görmesine gelecekler. Ondan sonra yemek yapacağım, tatlı yapacağım. Annem de Derin'le ilgilenecek. Orada bırakacağım. Derin de orada kalır. Pancake meyvelerimiz de hazır. Süslere başlayabiliriz. Do you want chocolate sprinkle or pink one? Okay. Bir günaydın arkadaşlar. Cumartesi sabahında saate 10 ettik biz. Çocuklar doydular ama doymak bilmediler. Şimdi annem bir şey yiyorken kadıncağızı da yalnız bırakmıyorlar ve buradalar. Annem de pankek üstü peanut butter yiyor şu an. Annemle Devran'ı Derin'e bırak. Ya ben niye Devran'a Derin'e Devran diyorum ya? Ama niye? Bazıları karıştırmıyor ki, beni hor görüyor öyle deyince. Niye karıştırıyorsun isimleri diye. Yedek şarjım burada çünkü pil bitiyor. Bitti. Biz şimdi çıkacağız. Annemi bırakacağım. Ondan sonra... Arya sen ne yapıyorsun orada? Arya da elbise giyinmek istedi bugün. Anneannesiyle pembeleri giyindi bugün. Ne güzel görünüyorsunuz arka fonda. Şimdi bırakacağım onları. Derin sınıf arkadaşının doğum günü ama... Tamam ya aşkım. Al. Sınıf arkadaşının doğum günü. Anneme postalayacağım Derin'i. Babam bırakır, götürür getirir. Çünkü ben orada olmayacağım. Bugün de cumartesi olduğu için Döne aradı. Akay gelmek istiyor dedi. Dedim hemen gelin, hiç durmayın. Onlar da öğlen burada olacak. Dedim birlikte çocukları bir ormana götürürüz. Bir yürüyüş yaparız. Ondan sonra yemekti, pastaydı falandı filandı. Misafirlerimi ağırlarım. Günümüz de böyle güzel bir şekilde geçer diye düşünüyorum. Öyle bizim hafta sonlarımız böyle. Biraz yoğun geçiyor. Biraz telaşlı geçiyor. Biraz dinlenmeli geçiyor. Böyle güne başlayalım. Çok fazla konuşmayalım.
Derin'in çantasını hazırladım. 2 günlük kıyafet var. Hava da bugün muhteşem. Bugün hava çok güzel ya. Evet, bu hafta sonu zaten öyle olacak. 25-26'ya kadar çıkacak deniliyordu. Bakalım. Suyunu falan aldım Derin'in. Normalde her partiye gittiğinde ben de eşlik ediyorum. Bugün ilk defa eşlik etmeyeceğim. Biraz tedirginim. Sürekli tembihledim. Suyunu iç, terleme. Bazı anneler bırakıp çıkıyor, ne güzel. Biz olsak 10 defa peşinden koşturuyor. Susadın mı, terledin mi, acıktın mı? Sen kendileri yapamıyor. Hadi gidelim. Bahçeye çıktık arkadaşlar. Bahçe sezonunu artık açtık. Her ne kadar bahçemiz tamamen bitmiş olmasa da. Hava bugün çok güzel, inanılmaz güzel. Gel aşkım. Gel dolduralım, çocuklara izin verdim dedim. Bugün suyla oynayabilirsiniz diye. Şöyle bir bathtub var. Arya'nın bebek yıkama küveti. Bunun içine biraz su doldurayım, siz oynayın, olur mu? Çocuklara su çıkardım. Bahçede oynayacaklar onlar biraz. Onlar bahçedeyken ben de şöyle bir etrafı bir toparlayacağım. Bir süpürürüm, bir de tozları yine alırım. Ondan sonra da dışarıda bol bol vakit geçiririz. Bugün bir pasta yapacağım. Kek yapacağım falan filan, döne gelecek işte. Yani direkt kollarımı sıvadım, işe girişeceğim. Klasik yine koltuklar falan çabuklaş. Böyle yani. Her zamanki bizim hayatımız. Yani çocuklu evin hali ne olur derler. Nasıl da güzel görüyorsun. Bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun. Her halinle. Çorbam olmak üzere arkadaşlar. Fasulyelerimi de yaptım. Kestim, hazırladım yani. Şöyle bunu yemeğe doğru yapacağım. Erken yapmak istemiyorum. Etli patatesi falan yapacağım. Öyle sadece zeytinyağlı yapmayacağım. Pastamız da çıktı. Bunun süslemesini de akşam çayında yapacağım. Şöyle taze taze böyle çikolatalı kreması taze aksın istiyorum. Üstüne de meyvelerle
böyle dekor vereceğim. Şimdi tabii Devran sabırsızlanıyor. Ama güzel oldu. Çocuklar biraz fazla oynadığı için hamurla. Bilmiyorum, inşallah güzel yumuşak olmuştur. Yiyeceksin aşkım, yiyeceksin. Şimdi bunu kaldıralım biz, tamam mı? Çorba. Çorba. Kendim duyamıyorum bunları takınca. Çorba. Bu arada var ya, sen pırt pırt gidiyor. Bu arada çocuğumun yüzüğüne yara oldu ya. İltihap bilmiyorum nasıl oluyor ama dışa vuruyor. Dışa vurunca da tüm bu... Çorba. Bulanık oldu. Hasta olunca iltihaplanıyor vücudu ve direkt dışarıya böyle vuruyor. Devran göster. Böyle. Bekle. Annem. Emziye de bu arada çok dikkat ediyorum. İki tane var. Düşürürse, çıkartırsa, herhangi bir şey yaparsa direkt hemen diğerini veriyorum. Öbürü de şeye geçiyor. Ya makinede hemen yıkıyorum ya da sıcak suya bastırıyorum. Lelelelele. İnşallah dua edin kızlar, ameliyat olur. Değil mi? Hadi biz de bekleyelim. Döne gelmedi. Gelse de bir kahve içsek. Gelmedi. Dedim gelsin, kahvelerimizi yapalım. Ormana doğru yürüyelim ama geleceği yok bu kızın. Kendim de içmek istemedim kahveyi yalnız. Bu arada ortalığı falan sildim, süpürdüm. Bu dolap kapaklarının hepsini sildim, aşağı sildim. Genelde siliyorum zaten sürekli. Çünkü salonun içinde biri olduğu için oturduğumda, gözüme çarptığımda hemen siliyorum zaten o günlük yaptığım bir şey. Bugün de sildim tertemiz olsun diye. İşim gücüm kalmadı. Kurutmada hala çamaşırım var. Bir türlü kurutamadı. Dün geceden beri Allah'ım çalışıyor. Bir ton elektrik faturası da gelecek onun için. Hala nemli. Bir daha açtım. Sürekli açıp kapanıyor. Açıyorum, kapanıyor. O da olsun. Zaten bir posta kalmıştı katlamam gereken. Onları da yerleştiririm. Bakın, sadece emzikten dolayı diye düşünenler olur diye bunu söyledim. Emzikten dolayı değil, kaşının bu üstü falan hepsi böyle sivilceleniyor. Yani bakteri atıyor, iltihap atıyor. Çorba saati. Çorba içecek çocuklar şimdi. Şöyle bir dilim ekmeği ikiye böleceğim. Her bir tabağa böyle yarım ekmek. Dur aşkım, çok sıcak. Bekle. Aşkım çok sıcak. Ama küçük küçük yap. Tamam mı? Ama küçük küçük, küçük küçük. Ufak ufak böyle koy içine. Annem de fotoğraf gönderdi partiden de derine. Bayağı eğleniyormuş. Çok sıcak, aman aman. Söndüreli bayağı zaman oldu ama. Şöyle yapayım aşkım, biraz soğusun. Bizimkiler bir tek mercimek çorbası yiyor. Başka da hiçbir çorba yemiyor arkadaşlar. Hiç, hele beyaz çorbaları asla yemiyorlar. Böyle bu tarz en azından hani turuncu, kırmızı çorbalar olsa yine neyse ama başka bir çorba yemiyor. Yardım edin mi Devran sana? Ben de şu kahvemi alayım. Döneyi aradım, yoldayım dedi. Biraz gecikiyorum diye dedi. Ben kahvemi yaptım. O da gelsin. Ona da kahve yapalım. Ondan sonra Arya çok çıkmak istiyor ormana bugün. Dedim çorbalarınızı yiyin. Evde dondurma da var. Birer tane veririz. Yürüyüş yaparız biraz. Bizim için de iyi olur, temiz hava. Devran çorbasını bitirdi. Bakayım Arya, bakalım. Arya da bu yanıma oturdu ki ben yardım edeyim. Arya da bitirmek üzere. Ablaları, teyzeleri, abileri, kimler izliyorsa. Sakın sakın da mı de? Aç ağzını bakayım kocaman.
Aferin. Aslında kendi de yiyor değil mi kızım? Kendi de yiyor. Döne de sonunda geldi. Makyajını burada yapıyor. Sür sür çok güzel görünüyorsun. Bu hale mi? Ha öyle öyle dur. Kız bizim geline nazar ettiniz kız. Kız sizin gözünüz çıksın kız. Merve Özbey, Merve Özbey dediler be. Ha evet. Yani Merve Özbey dediler bak ne oldu. Ha döndersene kız şişmiş suratını görek. Ha yan böyle hafif yandır öyle görünüyor. Öyle değil diğer tarafa. Kızcağızın dişi ya. İltihaplandı falan baya kötü oldu. Bir haftadır çekiyor yani. O da dişime bakmadığımdan değil bakıyorum ama eski doldular. İşte. Hep eski doldular. Çocukluktan kalan. O yüzden çok kötü. Kötü olmuş. Ama geçiyor değil mi şimdi? Bu kız ben sana göstereyim ne haldeydi. Ha. Bu şişin indiği hali içten de inmiş dıştan da inmiş. Ya ben diş ağrısını hiç sevmiyorum ya. Ezgi böyle bir ağrı. Canım çıksın ama dişim ağrımasın tamam. Böyle bir ağrı yok. Ablama da dedim hani eski diş hemşiresi ya. Dedi beynine çok yakın olduğu için İşte sinirli. O yüzden. Beynine vuruyor ve o da tüm vücuda vuruyor. Hadi gidelim annem ayakkabını giy. Ne kadar şey bilmiyorum ama. Doğru ama öyle çünkü diş ağrısı döne sanki beyninde böyle çalıyor davul. Ya evet. Çok kötü. Bakayım hele bir daha tam şey yapayım resmimi fokuslayayım. Ya. Geldi dayan buna. Adana vallahi inşallah kanal tedavisi olunca gider. Baksana şurada. Babam diyor ki kızım ağzında şeker mi var? Dedim hey baba çok güzel bir şeker var aslında. Ben öldüm. Babam o kadar sağ olsun herkes ya. Ablam, anne, Sevil. Yani olmasalardı kesinlikle ben hayatta duramazdım. Ne Akay'a bakabildi. Yani. Şey, Akay da okula gitmedi o şeyliğine. O seni öyle görünce. O gece o da ateşlendi. Bence seni görünce de biraz etkilendi gitmek istemedi öyle. Evet. Bilmiyorum. Sen de o enerjin olmadığı için tamam dedim belki. Ben kafamı kaldıramıyorum. İşte. Sabah ağlayarak ablamı aradım dedim gel ben bakamıyorum çocuğa. Ertesi gün anneye aradım ağlayarak anne dedim kusura bakma. İstemem ama gerçekten bakamıyorum. Tamam gideceğiz. Hadi gidelim aşkım yenge hazırlansın. Kız yengesi hadi. Hadi hadi gidik. Benim kahvem de neredeyse bitmek üzere. Döne de kahve içmeyecek sıcak diye. Soğuk içecek getirmiş annesinin dükkanından. Hadi gidelim. Evimizin ormanına geldik. Biraz yürüyüş yapıyoruz. Uy 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 kızımın ayakkabısına bastım. Şöyle. Devran da şapkasını taktı ya kafasının da saçı böyle dik dik oldu bu sefer şapkadan. Baya şeyler var ya, börtü böcek uçuşan böyle. Yeşillik falan çok güzel, süper. Burayı bitsek gösterilmez bir şey. Süper harika yani. Tam böyle yürüyüşlük de bir yer. Valla şanslıyım ha. Diğer evimde de şey vardı, ormanlık alan. Burada da var ormanlık alan. Harika bir yer. Tam çocuklar için süper bir yer değil mi? Çok güzel. İnsanın içi açılıyor. Tepede böyle yerler oluyor. Sen tepeye gittin mi önce? Bu suyun orada ara yollar vardı böyle yukarı çıkmalı. Aynı öyle bir yer. Ben yıllardır böyle bir yere girmemişim. Ha. Evet. O yüzden sana bir garip geliyor. Ya çok beğendim. Valla ben çocukları alıp geliyorum buraya. Diğer evde de diğer ormana götürüyordum. İyi oluyor bunlara. Ya hiçbir şey yapmasak bile işte geliyoruz böyle yürüyüş yapıyoruz. Çocuklar için bir değişiklik oluyor. Evet. Güzel basbaya böyle bir yürüme alanı var zaten. Praise guys. Yo yo gitsinler düz. Ha. Bir şey yok düz. Ha, ben oraya götürsün. Çocuklara özellikle çocuklar için yapmışlar. Deyince falan yok yani. Şimdi bir yerde de güzel bir alan buluruz. Çocuklara abur cubur bir şeyler getirdik. Oturup yeriz. Evet. Bak o five. Şöyle ormanda yürüdükçe böyle numaralar koymuşlar 9'a kadar. Çünkü bir yol takip ediyoruz. O yolumuzdan şaşmayalım diye ya da kaybolmayalım diye böyle bunları koyuyorlar. Ondan sonra böyle güzel işte yürüyoruz. Kuş
kuşları duyuyor musunuz? Stop only. Stop only. Küçük adamım, küçük adamım. Kemal. Küçük Kemal. Kemal. Hani vardı, o yüzden getirmedim. Which one do you want? Barney Bear, what's this? Or chocolate biscuit? Hadi karar ver. I'm the king, then I get the queen. Tamam, hepinizinki var zaten aynısında. Hadi gel açayım. Her biri bir değişik aldı değil mi? Ormanda böyle küçük bir tane ev var. Çünkü bazen buraya okuldan da geliyorlar çocuklar. Şöyle küçük bir tane, karşımızda da nehir mi, göl mü? Göl. Göl var bir tane. Bu nehir, göl, dere, bunlara öğrenmem lazım. Dere geliyor dere, yarelel yalelel. Türk okulunda öğrendiğim ilk şarkıydı. Dere galiba river. Yeah, river belki oluyor. Bilmiyorum. Ördekler falan da var içinde. Böyle pond yani. Biz buna pond diyoruz. P-O-N-D. Ormanın gezintimizin en sonunda da böyle bir tane alan var. Kız, işte bu benim kahvem. Ne yapalım? Hadi yapayım. Bırak bırak çay. Ben kahvemi. Üstünde şey yok. İşte bunların tek üst tarafı direkt hemen silemiyorsun. Yanıyor. Ah amanın, ah amanın. Arkadaşlar ormandan geldik, yemeğimizi koyduk. Dönep pilavı yaptı. Ben de fasulyeyi koydum. 4 tane de patates hazırladım. En son patatesleri ekleyeceğim. Şöyle dedim ki İsmail'ler gelmeden önce bir güzel bir Türk kahvemizi karşılıklı içelim dedim. Yalnız şeyim de ne derler kız buna? Cezve. Cezvem de öyle bir minnak ki. Hani bak elim bu. Cezveye bak. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kahvemiz oldu arkadaşlar. Afiyet olsun. Ha sıcak diye bekle az. Ay bugün sanki hiçbir şey yapmadım ama bir o kadar da çok yorgunum. Malum. Neyse. Şimdi misafirlerim geldi bu arada, yemeklerimizi yedik. Çok da güzel olmuştu. Birazdan onları da çekerim sizin için. Uzun zamandır siz de görmediniz. Benim ikiyi uyuttum arkadaşlar. Onları uyuttum, ben rahatladım. Devran sabah pek uyumadığı için çok huzursuzdu. Çünkü sürekli yapış yapış yapış. Yani huzursuzluk vardı. Şimdi sabahki yaptığım kekimin üstüne sosumuzu yapalım. Mutfağımızı falan hepsini toparladık zaten. Sağ olsun Döne de yardım etti. Toparladık. Çok güzel görünüyor. Acayip güzel görünüyor. Şimdi ben bunun üstüne bir sos hazırlayacağım. Ganaj gibi yapacağım. Böyle kalın krema gibi yapacağım. Bunun için de şu single kremayı kullanacağım. Tereyağı kullanacağım ve bu çikolata dilimlerini kullanacağım. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable. Kekim muhteşem oldu arkadaşlar. Yanına da sunum olarak İsmail ve Elmas Maraş dondurması getirmiş. Şoklanmış Maraş dondurması.
Eminim acayip lezzetli olmuştur. Sabırsızlıkla yemeği bekliyoruz. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me lo hiciste, baby, quería matarme. Pero ahora no. El problema fue amarte, sabiendo que no sientes nada y no sabes querer. No sabes querer. Esta mi despedida, vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía. Yo... Afiyet olsun minik aile, çekirdek ailesi. Nasıl olmuş pastam? Ben yemedim daha. Yesene bir. Nasıl dayanıyorsun kız? İlk önce Can, sonra Canan. Aynen. Gerçi bu durumda sen Canan oluyorsun kendi kendine. İlk önce bu minik İbrahim, kocaman oldu. En son kimdi? Ne zaman görmüştünüz? Nasıl olmuş İsmail? Güzel olmuş mu? Dur ben kendim tadına bakmadan size güvenmiyorum. Güzel. Güzel olmuş mu? Yani kötü olsa zaten kötü oldu demezsiniz. Ne? Eleştiririm. Ama güzel. Ha. Ne istiyorsun? Sadece hani erken yaptın ya pastayı. Evet. Üstü kurumuş. Kurumuş ya. Evet. Çek o başka. Akay ne derse odur. Akay kek güzel olmuş mu aşkım? Ha? Tadına baktın mı? Bak şimdi. Süper tamam. Halasına not verdi. Afiyet olsun. Biz şimdi çaylarımızı içelim. İsmail'ler gelirken böyle külah da getirmişler. Ben bunu ilk defa gördüm. Şey hani dükkanda. Tekli böyle külah satılıp dondurmayla. Nereden aldınız? Abi ilal aşkım. Şeyden de seviyorum. Külahla seviyormuş dondurmayı. Abi. Bizim orada. Hala hala. Hala. Hadi ya aşkım ye ye ye. Hala karışmıyor sana. Sen dondurma niye? Al dondurmayı. İki kadın yan yana gelince muhabbet ne olur? Temizlik. Temizlik. Yemek. Bir de çocuk. Çocuk. Bir de kilo. Koca. Bir de diyet. Bir de koca evet. Bu şey gibi oldu yarışmada. En çok gelen cevaplar. İlk hani böyle sıralama var ya. İbrahim de burada. Kocalar yani benim kocam yok burada. En çok sizin de doğrusu yapıyoruz. Aynen. İbrahim. El sana. İbrahim. Ha? Hı hı, bu kamera. Kaç yaşında oldu şimdi Elmas? 1,5. Tam 1,5 oldu mu? Hı hı. Ana siz de çabuk büyüyorsunuz ha. Daha dün de oldu. Korona çocukları. Bunlar başka bir cins. Z kuşağı mı oluyor yine bunlar hala? Bunlar yoksa geri A'ya mı dönüyor? Bunlar hangi kuşak? Ay hiç bilmiyorum. Bunlar teknoloji kuşağı ya da Covid kuşağı. Covid kuşağı. Aynen. Covid-19. Aynen. Covid-19 kuşağı. Düşünsene gelecekte. Sen hangi dönemde oldun? Biz Covid. Covid dönemi. Bizim zamanımızda Covid varmış doğduğumuzda diyorlar. O yüzden antisosyaliz. Kimseyi görmüyoruz, etmiyoruz. Biz ne diyoruz ya? Teşekkür ederiz geldiğiniz için bizim hadi. Yeni evimize. Hadi öp alayım. Öpücük ver. Öp. El de salla. El salla. Alkış yap, alkış yap, alkış yap. Aferin. Çerezlerimi tekrar kaplarımın içine koydum. Mutfağımızı toparladık. Ondan sonra misafirlerimi de yolcu ettim. Çok güzel geçti. İyi ki geldiler. Sık sık gelip gitmesek de kalplerimiz her zaman bir. Çoluk çocuk olunca herkes vallahi işe güce ona buna koşuşturuyor. Zaman da nasıl geçiyor insan bilmiyor. Herkes bir de çalıştığı için saatler farklı, şu farklı, bu farklı. Öyle arkadaşlar güzel geçti. Pastam da bu arada gerçekten muhteşem olmuştu. Yani ben normalde böyle birisi tadım yaptığında hani kendim bakmadan sanki onlar bana nezaketen iyi olmuş gibi söyleyip geliyor sanki bana. Ama şey
Yani beğendim yani, güzel olmuştu. Burada kapatayım artık videoyu. Bu bölüme kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın daha güzel bir günde, daha mutlu olduğumuz bir günde, ne diyeyim, daha umutlarımızın tavan olduğu bir günde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.